ikinci kez ödül aldığımız bir projedir bu. Tamamen çelik karkas. Bu planda gördüğünüz gibi 6 tane hatta 12 tane de bunun altında girişi var. Arabanızı bırakıyorsunuz. 1,5 geldiğiniz zaman o sizin ayağınıza getiriyor. 1,5 dakikada arabanızı alıp gidiyorsunuz. Çok iyi bir projeydi ama maalesef arazi mantığına kurban oldu. Söküldü, yerine bir ofis yaptılar. Bu arada burada, bu binada 612 araba park edebiliyordu. Ne demek biliyor musunuz 612 araba? 2,5 stadyum büyüklüğü demek. Daracık bir yerde 2,5 stadyum büyüklüğündeki bir araba yükünü buraya sokabilmişti. Otomobillerin girdiği gözler, yatayda ve düşeyde giden asansörler var. Otomobilleri bu gözlere sokuyorlar, çıkarıyorlar. Böyle teknolojik bir yapı. Devam edelim. Bu da bir büro binası. Devam. Bu bir villa kompleksi, sosyal binası, villalar. Devam edelim. Rusya'da bir proje, bu bitmiş hali bu. Devam edelim. Bir fabrika binası, devam edelim. Teknik ise, devam edelim. Üniversite yurtları. Bu uygulanamadı maalesef, öyle kaldı. Devam edelim. İki ağ projelerimiz var. Burada biraz duralım. Bursa'da Oyak Renault fabrikasında bir idari bina bu. Bir yarışma açılmıştı. 5 mimari büro arasında. Biz birinci olduk. Bu teklifimizde birinci olduk. Bir ileriye geç. Evet, bu teklif sonra bu hale geldi. Üstelik saçak kalktı. Bitmiş de bu. Devam edelim. Bu ortadaki atıyor. Evet. Bu Kayalar Fabrikası'nın idari binası. Yalnız bu binanın ilginç olan yönü tamamen taşıyıcı sistem, çelik ve cam çelik ve alüminyum. Bütün modern malzemeleri kullandık. Bu da diğer taraftan görmüşüm. Gece ışıklı görmüşüm. Bu da içerideki mekanın 20 metre açıklığı çelikle geçtiğimiz için gayet böyle serbest bir ofis sahası elde edebildik. Burada atıyorum ondan. Evet. Burada Türkmenistan'da yaptığımız enerji binası. Devam edelim. Sağlık Bakanlığı binası. Şimdi bu bina enteresan. Bu tip bina pek literatürde yok. Bunun planını görebilir miyiz? Yani bu bitmiş hali. Bakınız. Bu böyle yuvarlak, ortasında çekirdek olan bir bina. Etrafta bürolar var. Şimdi bu bürolar yukarıdan başlıyor, yavaş yavaş böyle çoğalarak aşağıya doğru iniyor ve tekrar cepheye gelsin misin? Cephe de bu hale geliyor. Bunun adı Kobra. Kobra da zaten şeyin Sağlık Bakanlığı'nın sağlığı cinsi acılar hani sanırım onda dinamalara yapılmış bir bina. Bu bina şeyin bayağı meşhur bir bina, Sarıyacık Kurban Gülüyor Kurban Önderisi çekti. Bu içeriden o binanın şeysini görmüş. Evet. Bu yani içeride de bir olarak böyle gözüküyor. Evet. Bu da efendim niçin dik durduğumuzun ispatı olan bir proje. Bu da şey değil. Burada bir yerleşim merkezi şeyde Bükreş'te
Hükümetin bir yerleşim merkezi. Bu projede yaptık ettik ve bizim dik durmamıza sebep oldu. Bu ikilerden İzmir'deki ikiler merkeziniz. Bakın bu da yine önemli bir şey. Şimdi Türkiye'de zelzeleler oluyor, okullar yıkılıyor. Kalitesiz inşaatlar. O sırada Bingöl'de bir zelzele olmuştu. Ve yüzden fazla talebe ve öğrenci ölmüştü. Bu Avrupa Çelik Birliği'nin dikkatini çekti. Dediler ki bir numara yapalım Türkiye'de, örnek olsun. Biz de bu binayı tasarladık, projesini de biz yaptık. İnşaatını da bağışlarla biz organize ettik. Cephe kaplamaları dahil, onlar da trapez saçtı. Bütünüyle orada taşıyıcıları görüyorsunuz. O da cephede ekspoze edilmiş durumda. Evet, Tevfik Sanalar'da lisesi. Bu da içerideki atıyor. Fakat ne oldu? Kimse bir daha çelik okul yapmadı. Yani örnek diye biz bunu yaptık ama o noktada kaldı. Hükümet de buna zaten sempati duymadı. Çünkü kendi müteahhitleri var. Onlara yem atması lazım. Beton arama yaptılar, geçtiler, gittiler. Devam et. Ha, bu da bir show, Renault'un showroom binası. Devam et. Bu da bir sınırlı yarışmayla kazandığımız bir proje. Devam et. Bursa'da. Bu da modern çizgilerle oluşturduğumuz, yani modern malzemelerle oluşturduğumuz bir proje. Devam edelim. Bu da en son yaptığımız binalardan. Biz bu şeylerle son zamanlarda daha çok endüstri binaları yapıyoruz. Bu da organize sanayide. Bakın şu bir dakika geriye. Şimdi burada idari binayla imalat bölümünün mimari çizgilerle birleşmesini gösteriyor. Yani idare ve imalat yeri bir bütün içinde bir mimari çizgilerle bütünleşmiş durumda. Bu da çok iptal ettiğimiz bir binamız. Evet. Devam edelim. Bu içerisi, ha, bu da üretim yeri, ha, TİBAŞ yönetim binası da, bu da karkasıyla beraber, burada döşeme elemanlarında İTONG, hazır döşeme elemanları kullandık. Yani camı, strüktürü, cephesi, hep modern binalar, şey, malzemelerle oluşturduğumuz, son zamanlarda yaptığımız binalardan biri. Harvan Üniversitesi. Evet, burada inşa halinde devam ediyor. Yine bir fabrika binası. Evet. Bu İzmir Üniversitesi'nde bir kar alışveriş merkezinin ön cephe. Devam edelim. Burada en son yaptığımız fabrika binası. Evet. Şimdi bu da Türkmenistan'da yaptığımız enteresan bir alışveriş merkezi projesi. Sonra bu da onun iç şehrisi. Bunu yıllarca böyle yaptık. Çok enteresan. Burada dükkanlar var. Böyle geziniyorsunuz. Gezerken bu taraftan da bir köşe seyrediyorsunuz. Böyle enteresan bir projeydi bu. Aşkalı. Şimdi bir köşe. Bir köşe aşkalı. Türkmenistan'da. Pardon. Devam edin. Evet. Geç. Bu da kar projesi. Ne diyorum? Benim yüzümde yaptığım bir konseptti. Fakat şey yapmadım. Evet. Sen şimdi şeyi yapacaksın. Ha? Bütün arkadaşlar 5 dakika kaldı. Yani bunu muhakkak, yani bu SCOM'un yaptığı önemli şeyleri göstermek istiyoruz.
Bunu bunları biliyorlar zaten. Evet. Şimdi bu proje aç. Bu Handanlı'nın projesi bir jeolojik dom yapmak istiyordu. Aç Hande Soyer'in profesör. Biz onu gerçekleştirdik. Bunun cephesini göster. Bu 25 metre çapında ve stüktürü görmek istiyordu. Cephede onu göstermiş olduk. Bu kazanda yaptığımız çok büyük bir spor salonu. 75 metre açıklığı var. Dağ'ın bir su kuşları kafesi. Devam edelim. Bakın bu çok büyük bir proje. İlk senelerde bunu gerçekleştirdik. Bir uçak hangarı. Montaj yerde yapılıyor. Hidrolikler yukarı kalkıyor. Devam et. Bu yukarıya kalkmış. Geçici kolonlar üzerine bakıyor. Bakın onlar geçici kolonlar. Ve bu havaya kalktı. Havada 15 gün kaldı. Alttaki kolon sistemi oluşturuldu. Sonra indirildi. Yani o 15 gün sürede işte meteoroloji incelendi. Rüzgarın gelmeyeceği bir zaman seçildi. Böyle bir montaj işlemi yapıldı. Hidrolik sistemi yapan firma da İsviçre'de bir firma. Geçici kolonlar, işte gerçek kolonlara bastığı zaman bina, geçici kolonlar kaldırıldı tabi. Bu da yine aynı yerde terminal binası. Bunun mimarisini Paul-André diye bir Fransız var. Hep havaalanı falan yapıyor. O mimar çizdi konser projesini. Bu da düğüm noktaları. Kaplamalar. Evet. Bu da İspanya'dan Andreas Formel. Yani bu geometrileri uzayla oluşturabiliyoruz. Evet, bu içeriden bir görünüş. O kendi otomatik gidiyor zaten. Tabi mimariler bize ait değil. Bu Mısırlı mimarların yaptığı. Bize ait. Bu da çok büyük bir fabrika binası. Devam edelim.